Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü haftanın sonunda 5 puan topladık. Fena bir başlangıç değil, şu an 7. sıradayız. Ama tabii ki bir şeyler söylemek için çok erken. Takım mümkün olduğunca geliştirmeye çalışıyoruz. Orta sahaya Harvey White diye bir oyuncuyu kiralamaya çalışıyorum. Bir tane daha defansif yönü güçlü bir orta saha kiralayabilirsek çok güzel olacak. Fiziği var gibi, zihinsel var gibi top kapma markaj da var gibi rolü Dinamo. Bir deneyeceğiz bakalım olursa. Mazzini meselesinde artık kararı vereceğiz. O Christian'ı iki defa erteledik ya reddedildi yapmış. Basamak olarak kullanılsın Christian'a bir daha teklif yapacağız. Satış bedelinden payı kaldır. Küme düşme durumunda serbest kalma sıfır. Aslında çok düşük yapmasak da hadi sıfır olsun düşmeyiz herhalde ya. Şöyle 140'lara falan çekelim bence bunu. Yalnız iyi iki bakmışım ha. Şu an çünkü Mazzini'nin satış kararını verebilirdik. Bir dahaki maça kalecisiz çıkardık vallahi. Yedek kalecimiz de yok. Tam 151'e sar ya. Gerginlik yaratma. Şöyle 11 yapayım. Bak nasıl yola geldin. Hadi bakalım. Evet mazini meselesinde kararımızı vereceğiz. Ertele diyoruz. Kriz meselesi hallolana kadar. Bir de kiralık listesine bakalım istiyorsanız. Kalede kimler varmış? Listede e, bazunu vardı. Benim kiralamayı düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Refleks yalnız 17 civarı bir şey harika olur biliyor musunuz? Çeviklik kesim var gibi. Elle kontrol var birebir var güzel. Hava topları var. Daha ne olsun? Bir de şunu deneyelim bakalım ya. %60'ını istiyor. Şuna bir 40 bin euro versek yemet. 70 bin euro versek. Zaten kaleci nasıl nasıl oynayacağı için para ödeyeceğimizi zannetmiyorum. 100 desek. 100'ü de yemedim. 110 desek 110 da olmadı. 120. 120'ye tamam dedi. Hadi bakalım ikisinden biri olursa belki ikisi de olsa iyi olur. Çünkü yedek kaleci illaki ihtiyacımız var. Christian'ın maaşı bizi hiç zorlamıyor ya. İkisinde olabiliyorsa alalım bence. Evet bir taraftan Zlatan ve Handanovic meselesinde unutmadık. Ama Zlatan ve Handanovic olursa Ocak ayında olacak gibi. İnşallah bırakmazlar. Bir de Bey'le de arada da bak diyordunuz ona da bir bakayım. Bunların olma ihtimali şu an için Sıfıra yakın Tamam yolumuza devam ediyoruz Bundesliga'daki reklam gelirlerine bakalım Bayern'in kazandığı para 285 milyon euro Hay maşallah Dortmund 125 Hertha Berlin bayağıymış 113 Schalke 83 Bayer Leverkusen 64 Leipzig 82 gayet güzel. Bizim 1.8. Bunları gösteriyorum ki 2-3 sezon sonra bakalım nerelere kadar çıkacağız. Karşılaştırması zevkli olur. Evet, şükürler olsun ya. Vallahi rotasyonu iyi toparladık beyler. İyi paralar veriyoruz aylık da. En azından şu ocağa kadar bir çıkalım da. Ocakta kiralık sözleşmeleri iptal etme imkanımız var. Haydi bakalım. White hallettiğimize göre şöyle bir gelsin. Aman diyeyim garanti olsun. White tamam. Profili bir görelim. Top Cup 12, Markaj 12, Fas 13. İlk tamam. Gayet iyi ya gayet iyi. Çalışkanlık 15, karar alma var. Fizik fena değil. Dinamo. Tamam. Şimdi şeyi göndereceğiz. Batuhan'ı göndereceğiz. Evet. Batuhan mı daha iyi? Şey mi daha iyi? Gökay mı daha iyi? Sanki Batuhan daha iyi gibi ya. Gökay daha iyi can. Şuralarda sanki biraz Batuhan daha iyi gibi geldi ama teknikte penaltı. Ne yapayım abi ben penaltıyı? <laughs> Şurada 14'ü görünce pas 14 zannettim. Batuhan penaltın sende kalsın canım. Güle güle. Şunu şöyle bir iptal edelim. Muzaffer'i de iptal edebiliyoruz. Dursun mu durmasın mı şimdilik bilmiyorum da. Hani yedeğin yedeği lazım olursa diye. Şu şeyi bir daha zorlayacağım ya. Vallahi Ferhat'ı almamız lazım. Ne olur gelsen bir aramıza tuz bassan. Haydi bismillah. Evet şimdi Tottenham'dan bir arkadaşı var ya, belki fikri değişir diye şey yaptım. Hemen şuraya bir rollerini de ayarlayalım. Dinamo merkez orta saha çok da güzel oynar aslında var ya. Dinamo'luk öyle çok da bir fiziği yok gibi ama bakayım. Dayanıklılık. Tamam. Hadi bir de dene Dinamo rolünü deneyelim. Madem asıl rolün o asıl rolünü defansif pozisyon almasını geliştirelim. Ama bence merkez orta sahada daha güzel olurdu. Zaten hemen hemen aynı. Merkez orta olsun. gerektiğinde dinamo yaparız. O zaman maça doğru ilerleyelim. McCarthy'nin sakatlığı öncesinde de ilaç gibi geldi. Bu arada şeyi e, unuttuk. Jimmy Daft'ın un takımına seçildi. Aslında profil olarak biraz düşüştü ama sezonda çok iyi başlamadı. Performansı sevindirdi. Mainz raporuna bakalım. Zafiyeti fazla bir takım gibi gözüküyor. Çalışkanlık konusunda sondan üçüncü takım. Sadık'ın çalışkanlığıyla bu eksikten faydalanabilir diyor. Aslında Sadık'ı bu maçı yedekte oturtacaktım. Jimmy haftanın oyuncusu seçildiği için. O zaman Sadık Jimmy ikilisini mi yapsak? Ama Serdar'dan vazgeçmek kolay değil ya. Jimmy'nin hava topları faydalı olabilir diyor. Hadi bir sadık jim yapalım. İnşallah bize pahalıya mal olmaz. Bitiricilik, penaltı, top kapma, ön sezi. Tamam denge. 36 asistin 11 tanesi ortalardan kaydedildi. Marka zıplama konsantrasyon. Güzel. Sonda biraz zafiyetleri fazla bir takımla karşılaşabildik. Şimdi son maç Leverkusen'la şöyle bir bakalım. Abi herkesin stadyum güzelmiş ya. Almanya'nın havası bir farklı tabi. Rugeri güzel paslaşmalar. Ooo çok klas haşırtmış. Çok klas haşırtmış. Veli sağ taraftan aldı. Merkezi biraz daha sıkılaştırsak mı acaba? Bender çok güzel bir vuruş. Evet. Şimdi Serdar'ı bu maçlık dinlendirelim o zaman. Jimmy'yi buraya koyalım sol tarafa atalım. Sadık gelsin. Kadromuz bu şekilde. Başka şöyle dinlendirebiliriz diyeceğimiz. Aslında Tavares Mavares biraz daha oynayabilir de. Çok da fazla rotasyon yapacak şeyim yok. Risk alacak halim yok. Bir maç yeter artık. 35 diyelim. Yumruğumuzu sıkalım. Taraftar için oynayın beyler. Bugün taraftar için oynayacağız. Şunu bir tutalım. Pas bağlantılarını mümkünse keselim. Ondan sonra Daha değerli toplu oynayacağız. Daha yaratıcı oynayacağız. Biraz daha kanatları açılalım. Paslaşarak girmeyi deneyelim bence. Topu da yine kısa pasla başlayacağım. Top kayıplarını minimuma indirmek istiyorum biraz daha beklerden başlasak iyi olur. Beklerime güveniyorum. Özellikle Williams'ın çok güzel işler yapmasını bekliyorum artık. Biraz şey başladı. Tutuk başladı ama tabii takım uyumu zayıf olduğu için temkinli başladık yine. Köşe vuruşu riski işte. Köşe vuruşunu kullandı. Var mı vuran? Hocam orada bir topsuz alanda faal vardı ama hadi neyse. Nyingo'lan. O da biraz aslında dinlenmeden devam ediyor. İkinci yarı Florian'la değişiklik yaparız. Ama nangolan şu an kaptanımız, takımın lideri Shadley, White Alexic Ristich. Uzun bir top değdi, başarılı kapanne. Hadi be. Kapanne hadi be. Oo %78 nedir beyler? Şuna önce bir dengeli. Biraz dengeli yapmaya gelmiyor ya. Mazini için kolay bir top. Mazzini belki de Türk gücüyle son maçı. Williams uzun top Valkıta. Araya nefis bıraktı. Kapandı birebir affetme. Affetmez be. Altıncı gol. Yavrum benim. Luan Kapani. Vallahi ikinci ligde zaten sırtladı. Bundesliga'da, Bundesliga'da da şahane işler yapıyor. Ama tek forvetle koca sezon gitmez beyler ya. Ne yapıp edip bir ikinci forveti Ferit işini halletmemiz lazım. Oh be. Taş atışını kullanan Williams. Walcott. Tekrar Williams aç ortanı Alexic kaptırdı. Şimdi White da top. Hemen ana. çok tecrübeli bir isim. İsmi güven veriyor. Sağ ve nefis pas. Williams kes artık. Dışarı çıkardı. Alexic vur ona. Nangolan affetmez. Oo. <laughs> Ölümden döndü. Nasıl vurduysa topa. Şunu bir keşke şeyini replay'ini izleyebilsek. Jimmy. Ristich. Uzun bir top sağ tarafa. Valkıt. Koşanı bırak. Bırak aksın. Bırak aksın bomboş kaldı sağ taraf. Dikine git. Çevir içeri. Oo. Bilmiyorum sende biraz dengesizlik var ama hadi o yırlısı derken Alexis'ten akıllara zarar bir gol. Şadli'nin asistiyle bir kez daha izleyelim. Bence tecrübeli isimlerle bir kadro kurmak konusunda çok doğru bir iş yaptık. Williams. Orta mı şut mu belli değil. Shadley de kaldı, döndü, kesti. Alexis, ayağının içiyle çok iyi bıraktı. Türk gücü 2-0 önde. Öztunalı taç atışını kullandı Fernandez. Öztunalı Tekrar Ferdinand'e kesti. Sadık kafayla uzaklaştırdı Stöger. Valkıt! Yavrum benim! Valkıt için çok geç dediler. Bitti dediler. Herkes yüreğini ortaya koyuyor. Biz süpersiniz değil mi? Vallahi süpersiniz. Tebrik ediyorsunuz aslanlarım. Çok sık demem böyle süpersiniz filan diye ama etkiledi. Hemen Levin'i Affetme. İlk 40 dakikayı geride bıraktık. Mazlini kısa oynuyoruz. Sadık. Aleksic. Tek top. Üçgen kurulu. Fas bağlantıları belli. Sağ tarafı gör. T Valkıt. Sağ taraftan ilerledi Valkıt. Çevir aslanım. Çevir aslanım. Yolun sonu göründü Valkıt. Şimdi Ruger'i de top. Oyun kurmaya çalışıyorlar. Bir kafani gelsen bir alan daraltsan. Alexic. Verdi kapaniye. Ne yapacak? durdu. Sağ tarafta Williams'ı. Williams'tan çok şey bekliyoruz takım olarak. Williams, Alexic kesti. Açı dar vuramadı. Şimdi Sadık'la yeniden oyun kuracağız. White. Sahaya yerleşmiş bir Türk gücü var. Walcott sağ tarafta Williams. Çevirirse tehlikeli olacak. Williams kesti. Bir daha kes. Vur ona Şadli. Üstten dışa çıktı. Zayıf. Zayıf bir kafa vuruş ama olsun. Organizasyon şahane. Evet. Bayern Münih 1-0 önde. Maçın gidişatından çok memnunum. İkinci araya bir çıkalım. Nangolan artık yavaş yavaş. Evet. Çok da 60'ı beklemeye gerek yok. Florian gel aslanım. Değişikliklerimiz belli ya. Yunus. Tavares. Bileyim, şaka şakamaka dinlendirmemize rağmen maç yüke ağır gözüküyordu. Alexiçe biraz yük binecek ama ne yapalım. Tavares. Mazzini. White. Alexiç, Uzun bir top Şadli'ye başarılı. Ristic'e bıraktı tek top. Aleksic de top tekrar. Şadli. Takımın 3. bölgeye yavaş yavaş çekiyor. Alexiç sol tarafta Ristic. Güzel bindirme. Florian. Ristich. Shadley açı Ne yapacak? Geri döndü. İyi yaptın. Çevir. Vur ona. Yavrum benim Yunus Akgün. Türk gücünün en genç temsilcilerinden bir tanesi. Arkada bomboş unutturdu kendini. Beyler. Yapıyoruz bir şeyler. Şadli, Orada topu kaptırmaması çok önemliydi. Ristich. Armini'yi satarak aslında bir risk aldık. Armini satılmaması gereken oyunculardan biriydi ama şu tarzda bir sol beke ihtiyacımız olduğunu biliyordum. Çünkü Armini tamam savunma konusunda lafımız yok ama alıp gidemez. Bizim beklerimizin katkısı çok önemli eğer kontrol oyunu oynayacaksak. Rugeri sol taraftan aldı. Verdi pasını. Güzel müdahale White'tan. Şimdi bir paslaşma. İçeri doğru kesilen bir top. Kafa kötü yedik. Biraz temkinli olmayı şey yapmayalım. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Tavares. White. Florian. Tekrar White'da Alexiç Yunus'a doğru isabetli değil. Tavares'te kaldı. Alexiç Yunus. Yunus Akgün verdi pasını. Şadli. O kaçar mı Şadli? Yunus vurabilirdi aslında. Şadli. White. Sol tarafta Ristich. Aldı topu sıfıra indi. Bekledi. Arkadaşlarının yerleşmesi için. Faal de. Free kick yani. Bence gitmeye gerek yok. Oğlum sen niye celalleniyorsun? Baba tipe bak. Evet. Mainz taraftarları ayakta. 4 tane nasıl yeriz diyorlar. Penaltı olsaydı 4 olacaktı. Tamam. 75'lere geldik mi? Geldik. Biraz tempoyu düşürüp. Çocukları mümkün olduğunca şey kullanmamız lazım. Tutumlu. Aktif dinlenme. Bitik ya. Vallahi bitik çocuklar. Bir de inanılmaz maç temposu var ya. 2 gün, 3 gün, 2 gün, 3 gün. Koca sezon böyle mi gidecek? Oğlum bak. Mazzini güle güle deme zamanı geldi Mazzini. Fernandez. Jordals. Fernandez'e top tekrar. Son 4 dakika. Tavares'ten güzel bir kafa. Konsantrasyonu kaybetmeyin. Fernandez'e top tekrar. Aman diyeyim aman diyeyim kestiler. O top bizde Şadli. Kaptırdı. Taç atışını kullanan Ristich. Şadli de top. Allah'tan Yusuf Baresi kiraladık ya. İyi top tutuyor. Sıkıntı yok da. Şadli'nin dribling yapacak hali pek kalmamış gibi. Yine de tecrübesi yetti ya. Aldı, döndü, kesti. Golü de yaptı. Orta sağdan geliyorlar. İçeri doğru kesilen bir faz. Oğlum bak son dakika kaldı şurada. 2 dakika. Kafayı yedirtmeyin bana yine. Bitir hoca. Evet. Galibiyetimizi aldık. Çocuklar perişan. Maç tempomuz çok ağır. Ama her şeye rağmen yolundan dönmeyen bir Türk gücü var. Şu üçünü alabilsek ben tamamım ya. Ferit, Christian, Bazunu. Dört gün sonra yine maç. Antrenmanları bir ayarlamamız lazım. Tamam. Şuraya bir şey yapacağım. savunma yapısı diyeceğim. Şuraya maç taktiği diyeceğim. Buraya da rakip analizi diyeceğim ve yolumuza devam edeceğiz. Christian ve Bazunu meselesinde gelişmeler var. Şimdi e, Bazunu'yu kiralayacağız. Onu ilk 11'de oynatacağız. Dolayısıyla Christian meselesi biraz ikinci plana düştü. Ama asıl sebep bu değil. Handanovic'de gelişme var. Beyler Handanovic yavaş yavaş yola geliyor gibi. Şu an yalnızca teknik heyette görev diyor. Ama bunu değiştirmeye çalışacağız. Yıldız oyuncu diyeceğiz. Ee, antrenörlük kursu için bütçe diyeceğiz. Teknik heyette görev teklif edeceğiz. Kabul etmedi. Başka ne ekleyebiliriz? Bu sezonki lig hedefimiz diyebiliriz. Orta sıralarda bitirmek desek kabul etmedi. Ama Handanović bence yola gelecek beyler. Bir de İbrahimovic'e bakalım. Haydi be Zlatan be. Gel bir yaramıza tuz bas be. Bale. Bu arada Modric filan da boşta. Modric filan hele, hele hiç gelmez diye düşündüm ben de. Zaten Modric fizik olarak pek kurtaracak durumda da değil artık. Evet. Şimdi Christian o zaman seni reddediyoruz. Bazunu kabul ettik. Ondan sonra Cima Mazzini güle güle. Ona iste diyelim. Tamam. Ne kadar gelecek bütçeye bir de ona bakalım. 45-0. Oo 487-123. Bayağı iyi bir para oldu. Boşta bir tane daha oyuncu alabiliriz. Acaba Zlatan'ın parası mı? Zlatan bu para senin aslanım. Kolaro da boşta. Bunların hiçbirisi. Gelirse artık son günlerde gelecek. Bu parayı son günler için biriktireceğim bir şekilde. Hulk var. Of. Hulk saat var ya, efsane olur da. Sakatlı var gerçi. 6 gün 2 hafta arası. Handanovic e yanaşıyor mu ya? Madem sözleşme görüşmelerine başlamaya yanaşıyor deneme teklif etsek 4 hafta haydi bismillah evet Vazuka gibi adamsın bakayım profile refleks 17 civarı değil ama 15 gayet güzel en azından aşağı düşmeyecek hava topları 15 Elle kontrol 14 bir tek ani çıkış yok geri kalan özellikleri güzel fena değil karar alma biraz zayıf ama ne yapalım 6 ay kurtarır kaleci diyelim ee, ne çalıştıralım? Refleksini 16 yaparsa güzel olur ya. Burası da tamam. Lisansımızı kaydedelim. Şaka maka 20 oyuncuya kadar geldik. Bir de karşılama yapalım. Forma numarasını da verelim. Bir numara sende kalsın. Ocak ayında başka bir kaleci buluruz diye. Hadi biri olsun ya üzülmesin. Evet, Mazzini'nin %50'yi alacak. Zaten geçen sene sözleşmeyi zar zor e, imzalattık. 8 olsaydı 4 alacaktı. Kafa basmayınca Bayer Leverkusen'a 625.000 euro'ya gitti. Yolumuza devam ediyoruz. Sıradaki rakibimize bakıyoruz. 4-4-2 ile 7 gol fırsatı. İkinci forvetimiz olsa oynardık. 4-2-3-1'de 8 gol fırsatı. 4-2-3-1 deneyebiliriz. Elle kontrol. Orta cesaret konusunda sıkıntı var. Sadık'ın çalışkanlığı etkili olabilir. Sadık'ı herhalde artık bu maç dinlendirmemiz lazım. Üst üste çok oynatıyoruz. İki gün sonra bir de Bayern Münih maçı var. 28 asistin 13 tanesi sol kanattan. 4-2-3-1 oynasak mı acaba ya? Deplasmandayız ama takım yavaş yavaş güven vermeye başladı. Ama şimdi virsi koysak McCarthy merkeze atabiliriz. White Dynamo yapabiliriz. White o zaman biraz daha bu maç Dynamo oynatalım. Biraz özgüven geldi gibi ama şu an rotasyon kadrosuyla o da oynuyoruz. Kararsızım. Az kadro olsa biraz daha özgüven gelecek. Ama rotasyon kadrosuyla çok da emin değilim. Yumrumuzu sıkalım. İyi giden formunuzu korumak için sizden galibiyetten başka bir şey beklemiyorum dedim. Onlar 4-2-3-1 oynadılar. Biz sadece şey pas bağlantılarını kessek. Şu pas bağlantısını bir keselim. Onun dışında vermek istediğimiz bir talimat var mı? Çizgi inmeden biraz yapalım. Şu an kadro kalitesinden çok emin değilim. Kısa pasla başlayalım ama. Top kaybı istemiyorum. Haydi bakalım. Bazunu kısa fasla başladı McCarthy. Jimmy Florian o formaları da ne güzel seçmişsiniz var ya. O kadar iyi anlaşılıyor ki oyuncular arasındaki farklar. Şaştık kaldık. Jimmy sağ tarafa ver. Florian McCarthy şey biraz dinamo yapacağım ya. Tempoya ihtiyacımız var. Kafayı yedirtmeden bir top oynasanız. White. Şimdi McCarthy'de top. Baresi uzun bir top. Kafanı isabetli. Kafanı bitir onu. Ya sen var ya. Bir oyuncunun hiç mi affı olmaz ya? Hiç affı yok. White gel bakalım. Bir de Dinamo'da hünerlerini göster. White. Verdi pasını McCarthy'e. Tek top. Yusuf Baresi ondan da bir tek top. Bravo Yusuf. Çok güzel bir bitiriş kafa neden? Eyvah. Bunun başımıza geleceği o kadar belliydi ki. Zaten <laughs> anı bekliyorduk. Ya o kadar çok yüklenirsen... Dizinden sakatlandı. Valkot'u mu koyacağız? Bence en mantıklısı Valkot'u koymak. Ne oynarsın Valkot orada? yardımcı forvet, sahte forvet, Ya atıcı forvet. Ne oynuyorsan oyna. Aslında Baresi de olabilir de. Şadli bari biraz dinlensin. İki de attı, dokuz sakatlandı. İlk yarım saati geride bıraktık. Şu forma renkleri maçı oldukça keyifsizleştirdi taş atışı kullanıldı. Araya bir pas. Mali. Pas farklı dışarı çıktı. Tehlikeli geldiler. Şu an var ya. Bayern Münih'ten fazla puanımız var. Nasıl oluyorsa artık. Abi Bundesliga yangın yeri ya. Zaten bizi şu an forvetimizi kaybettik. Bizim patates etmeleri yakındır. Evet, dakika 60'a geldi. Taç atışı kullanıldı. Lozano Florian iyi kesti. Collins'te kaldı top. Verdi pasını. Aman diyeyim. Mali araya bir pas bırakacaklar galiba. Collins ceza sahasına... Ah Jimmy, ah Jimmy. Tam biraz güven verdi oynatalım diyorum. Yaktın bizi Jimmy. Fenalt. Bazunu, Türk Gücü'nün yeni kalecisi. Bazuka gibi fırlat bazukayı dışarı. Yavrum benim be. Konsantrasyonu kaybetmeyin. Jimmy sarın da var güle güle Jimmy. Gitme zamanın geldi. Nasıl yapacağız? Defansif oyun kurucu diyelim. Nine Goal'an gel. Yine Nine golansız yapamadık. Üç teşvikliği de kullanmış olduk böylece. Hadi bakalım. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka direk Vazuno affetmedi. Bravo Vazuno. Zorlanıyoruz. Köşe vuruşu kullanıldı yine. Sadık kafayla uzaklaştırdı. Dönen top de Geri döndü. Hatalı bir top. Valkıt aldı ama. Atak öylece bitti. Taş atışı yine kullanıldı. Bir, bir golün üzerine yatabilecek miyiz? Aman diyeyim yedik. Yedik. Oyun 50-50. Bir puana razıyız ya. Yunus sağ taraftan aldı Tavares. Yunus Nangolan Sadık. Sağ tarafta Tavares. Güzel bir organizasyon. Çevir içeri. Wirt Nangolan. Vakıt Yunus. Offside. Bravo Yunus da offside bizim takımda kimse 90 dakikayı çıkartamıyor ya. Yunus bitik. Son 10 dakika büyüklenme yapsak mı? Yapmayacağım. Çünkü takım komple bitmiş durumda. Yeme ihtimalimiz atma ihtimalimizden daha yüksek. Efendi gibi bir puanı ke kenara atalım derken yeme. Oh be. Evet biz şuradan bir puan alalım da Bayern Münih zaten üzerimizden geçecek takım. Öldüm bittim modumda. Ben böyle bir tempo görmedim yani. Haftada bir maç oynamaktan geldiğimiz noktaya bak. Evet. Şimdi asıl mesele eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bana forvet bulun beyler. Zaten bu işin böyle gitmeyeceği en başından belliydi de nereye kadar gideceğini merak ediyorduk. Burak Burak gel ya. Sana bir de şey veririz. Aha kabul etti. Hayda. Bir tane antrenör göndermemiz gerekecek ama. Göndeririz ne yapalım? 3 yıllık su. 40'a kadar giderim diyor. Yürü aslanım kim tutar seni? Hayda. Burak var ya ilaç gibi geldin ya. Falka, üzümlü kekim. Andy Carroll, patlama yapacak az kaldı. <laughs> Liverpool'a geldiğinden beri patlama yapacak Andy Carroll. Aslında fizikli bir oyuncu da. İşte ne kaldı geriye? Gel bakayım Carroll. Ya Parrot ya. Gelmedin ya. Ne diyeyim ben sana? Mevlüt. Mevlüt'ü boş ver ya. Mevlüt'ten bize hayır mayır gelmez. Podolski'yi de geç. Boateng'i de geç. Bizim ilacımız Burak Yılmaz. Tam da teknik ekibi de yeni şey yapmıştım. Acaba sadece önemli oyuncu deseydim kabul eder miydi? Evet. Şöyle bir bakmaya devam ediyoruz hızlı hızlı geçelim. Bildiğimiz, tanıdığımız isimler, bize ilaç olabilecek isimler. En kötü ihtimalle Valkat Yunus ikilisini yapacağız. Batuhan Karadeniz. Kurban alırım Batuhan gel. Ya Batuhan ya. <laughs> Komple takımı çökerteceksin. Aaa <laughs> Kavani. Gelir mi? Gelmez. Hayatta gelmez. Cavani kapıyı 50 milyon eurodan açar senelik. Öyleyse 10-15. Parasını kazandı o. Yönetimden bir antrenör isteyebilir miyiz? Ya Zlatan ya. Kurban olayım bir gel ya. Vallahi çok zordayız. Van Dijk diyen var. Adı yeter. Bu kadar. Şu an yönetimden yapabileceğimiz tek şey Hiçbir şey yapamamak. Benim korktuğum şey ne biliyor musunuz? Yönetim şey yapmazsa, kovmamıza izin vermezse personel. O zaman sıkıntımız büyük. Çünkü personelleri yeni aldım. Eskilerden kim var? Bunların üçü de yeni. Kondisyonerlerden bir tanesini kovacağız o zaman. Şu. Bu eski. Evet. Vaziyet bu. Ah ve kapanne be. Her şeyini verdin. Ay dayanıklılığı düştü. Dört buçuk yıldız. Bazun ilk maçına çıktı. Bir umut şuradan şey bekliyorum. Ferhat'ı bekliyorum. Bu sefer kabul edecek diye umuyorum. Olmazsa Burak Yılmaz'la yolumuza devam edeceğiz. Haydi bakalım. Evet Burak Yılmaz meselesi tamam. 37 yaşında Emekler Center for Şu an çok fazla seçim yapacak halimiz yok. Her şeye rağmen fiziği iyi gibi gözüküyor. Umarım umduğumuz katkıyı bize verir. Şey demedi. Başka bir antrenör gönder demedi. Bilmiyorum şimdiden kovsak mı, kovmasak mı? İptal olmaz inşallah. Transfer toplantısında biz nelere takviye yapacağımızı biliyoruz. Şimdilik onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Evet Burak meselesi tamam. Burak meselesi tamam. Bakalım profiline. 9, 10, 11, 18 vücut zindeliği yüksek Allah'tan. Topsuz olan bitiricilik 18, karar alma 13, ön sezi 15. 3,5 yıldız. Fırsatçı golcü. Burak gel bakalım. Hemen kaydımızı, kuyduğumuzu yapalım. Tamam. Mazzini'nin parasının bir kısmıyla da bunu aldık. 30 tane oyuncu birikmiş. Of vay maşallah. Ben şu 30 oyuncuyu bir Ondan sonra yolumuza devam edelim. Sıradaki rakibimiz Bayern Münih. Şöyle bir rapora bakıyoruz. 11 asistin 5 tanesi sol kanattan kaydedildi. 4-2-3-1 diyor. Hayatta oynamam. 4-1-2-3 ile çıkacağız. Valla Lewandowski ve Müller'in artık yaşlılığından medet umuyoruz. 32 yaşında hala fizik olarak Müller çok iyi. Lewandowski ne durumda? 34 yaşında taş gibi. 34 yaş var, 34 yaş var. Adam kendine bakmış yani. Maşallah. Bizi patates edecekler herhalde o konuda kimsenin şüphesi yok da. Biz yine şöyle bir son maçına bakalım ne yapmışlar ne etmişler. Leverkusen. <laughs> Abi herkes de Leverkusen'la oynuyor. Şu stadyuma bak ya. Şunun aynısının yanar dönerlesini mavili beyazlısını, turkuazlı beyazlısını yaptıracağız inşallah. Tam karşısına. Dele. Fein. Lewandowski araya nefis bıraktı yine. Cık. Ya Lewandowski ya. Aslında Melo'yu var ya bir maçlık alabiliriz. E, iki gol iki gol mi izledik biz? Ben mi artık kafayı yemeye başladım. Lewandowski. Diogo. Diğer gol. Bu kadar. İyi. Diğer gol şifreli kanalda. Şimdi. White biraz dinlenmiş durumda. Aslında McCarthy yerine White'ı mı koysam diye düşündüm de. McCarthy'nin tecrübesine ihtiyacımız var ya. Şu maçtan sağ çıkabilmemizin tek yolu tecrübe. Haydi bakalım. Burak 17 istiyor. aslanın benim. Vermez miyiz ya 17? 17 senin köpeğin olur. Gel. Bu arada şey antrenörlük özelliklerine de hiç bakmadık. Favori göstermeyenlere karşı bir sürpriz yapın. Bakalım. Kararlılığı yüksek. Kendisini geliştirebilir. Neyse. Şimdi biz maçımıza bakalım. Evet beyler nasıl yapıyoruz? Sık sık zamanı oynama kesin. Disiplinli bir oyun. Beklerin katkısı önemli. Daha diri kalalım. Kanatlardan gidelim. Hızlı oynamaya çalışacağız mümkün olduğunca. Oradan uzun toplar. Belki biraz daha uzun oynasak mı acaba? Şu Şöyle ileri atacağım. Neden ileri atacağım? Hatta yok. Şöyle olsun. Burak Yılmaz fırsatçı golcü ya. Defansın arkasına kaçması için bir tık daha oyunu atacağım. Standart faz şekli diyeceğim. Kanatlara da açılalım mı? Bence biraz açılalım. Hücum genişliği yüksek olsun. Haydi bakalım. Şeyi biraz daraltsak. Bence kanatlardan oynamaya zorlamayalım. Kanatlar en güçlü yanları. Malcolm Coman ikilisi var. Delali, ofansif orta Lewandowski forvet. Abi direkt 3-0 yazsanız, bize oyunculara hiç yormasak, en azından biraz dinlenseler ne güzel olmaz mı? %72 ile oynuyorlar, %28'deyiz. 37'lere çıktık. Bir çaba göreyim. %40 Kimi. Delali. McCarty orada güzel müdahalede bulundu. Top yine Bayern Münih'te kaldı. Goretzka. Lewandowski. Nefis paslaşıyorlar. Kimi sağ taraftan aldı. Kesti dışarı doğru uzaktan. Bayağı iyi bir gol yedik yalnız. Jeneriklik bir gol attılar. Bayağı jeneriklik bir gol attılar. Gelişine fena yapıştırdı. Ben de diyorum bu niye dışarı açtı ortayı? Baksan abi. Yaradana sığınıp vurdu. Bir tane de biz vurabiliyor muyuz? Alexis, Şadli. Vur Şadli. Topuk. Alexis'te top tekrar. Kesti arka direkte. Serdar yapış. Ah be Serdar. Serdar'ınki de fena dönmedi yalnız ha. Siz Serdar'ı da çok küçümsemeyin bence. Beler fena değiliz aslında ya. Bir başarabiliriz desek. Bir duran top bir şeyler. Yumrumuzu sıkalım. İlk yerde yeteneğimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı daha güzel bir pozisyon bekliyoruz. %64 ile oynuyorlar. Kaleyi gördüğünde şut çek diyelim. Biraz daha yaratıcı oynayalım. Bura uzun toplar deneyelim bir de. Şimdi hamlelerimizi yapma zamanı geldi. Florian, White, bir Dinamo'ya ihtiyacımız var. Bence bir de hızlı bir Yunus fark yaratabilir. Yunus'un hızına ihtiyacımız var şu dakikalarda. Biraz daha bekleyip mi çıksam? Bir atak yapacağım da. Bir biri bulalım derken ikiyi yemek istemiyorum. Şu an bence bizim çıkış zamanımız geldi. Biraz daha çizgi yemeden ortalar diyelim. Kanatlardan gidelim. Hücum ağırlıklı diyorum. Evet. Taç atışını kullanan Tsiganko. Sen nereye gidiyorsun ufak ufak Şadli? Uzun oynadı. Deli Ali. Davis'te kaldı top. Güzel müdahale. Rakipten şimdi çarptı tekrar Davis'te top. Bıraktı alabaya. Atakson nerede? Yükleniyoruz aslanlarım. İnceldiği yerden kopsun ya. İnceldiği yerden kopmuyor gibi. Tsigankov içeri doğru kesti. Sadık kafayla uzaklaştırdı. Var mı orada o topu alan? Top tekrar Bayern Münih'te. Uzun bir top isabetli. Tsigankov açı dar vazonu kurtardı. Şaddi uzaklaştırdı. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Korkuyorum ama artık korkacak bir şeyimiz kalmadı. Şöyle gideceğiz. Gittiği yere kadar. Son 3 dakika. Bence yenildik ama çok da böyle ağır bir şekilde ezilmek. Tabi pozisyon bulmamız hemen hemen imkansızdı. Yine de bireysel yeteneğe dayalı bir golle yedik. Ne diyeyim? Temkinli bir şekilde performansınızdan ötürü memnunum. Olur böyle şeyler. Aslında 60-70'e e kadar 1-1'i tutup ondan sonra şey 1-0'ı tutup ondan sonra 1-1'e dönmek istedim ama hata yakalamak kolay değil. Sıradaki maçımız o Borussia Dortmund. Bayağı hırpalayacaklar bizi ya. Bayağı hırpalayacaklar. Bayern 16 puanda. Hadi bakalım. Sıradaki rakibimiz Dortmund. İlk Münih derbisinden başımız dik bir şekilde ayrıldık. Şöyle üçlü defans yapacağım. Kanat bekler koyacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Üçlü defans daha faydalı olur diye umut ediyorum. Yumruğumuzu sıkalım. Haydi bütün dünyaya bu takımın neler yapabileceğini gösterelim çocuklar. Nangolan agresif. Zaten yapısı gereği agresif. O yüzden bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Serdar. Seni libero hücum yaptım. Sadık. Kesici. Cimi biçici. Şimdi Kanatlar. Evet, evet. Sık sık zamanla diyelim. Disiplinli bir oyun. Kaleye gördüğünde şut çek. Pas yapabilir miyiz acaba? Top stoperlere, topu stoperlere ver. Topu beklere yolla diyelim. Alexis oyna. Bir tık öne attım. Haydi bakalım. Biraz daha kanatları açılalım mı? Açılalım. Güzel. Haaland'ı tutacağız. Samuel'i tutacağız. Onları unutmayalım. Onlar da üçlü savunmayla çıkıyorlar. Hemen şuradan son ayarlamalarımızı yapalım. Maçımıza geçelim. Haaland'ı tut. Samuel'i tut. Ki Samuel biraz yorgun gibi. Hummels. Verdi fasını Emre Can'a. Güzel topuk. Bellingham. Hatalı top. Şadli aldı. Verdi topu Burak Yılmaz'a. Burak aldı döndü. Tekrar Şadli'ye verdi. Sol tarafta Ristici var. Nangolan. Uzun bir top. Ristici. Çok hızlı. Kalede Livakovic. Uzun bir top. Serdar indirdi. Nereye? Bellingham. Uzun bir top. Haaland. Tutun şunu. Açı dar. Of. Of. Yine klasını konuşturdu. Üç tane stoper koyduk oraya. 3'ünün arasından gitti, aldı topu. Serdar'ın kafası iyi de gider onu Bellingham'a atarsan o da affetmez orada tabi. Çok şık bıraktı. Şut çekse muhtemelen kaleci de kaleciye çarpacaktı. Taç atışını kullanan Williams. Walkıt. Tekrar Williams da aldı Aleksic. Valkıt, tekrar Alexic aldı, döndü. Arafas güzel. Burak affetme. Aslanım benim be. Burak Yılmaz. Onların halandı varsa bizim de Burak Yılmaz'ımız var. Türk gücü. Halis muhlis Türk golü. Balkıt verdi pasını Alexiç'e. Alexiç aldı, döndü. Çok güzel kat etti Burak Yılmaz'a. Koşu yolu çok güzel. Buran golüyle skor 1-1. Başarabiliriz çocuklar. Başarmalıyız. Samuel. Tehlikeli bir nokta. Basunu. Jeneriklik bir kurtarış. Takımını ateşledi. Evet görüyorsunuz aralarda e, Dortmund'daki Türk vatandaşları fazla para ver verip kombineleri devralmışlar. Samuel sıfıra indi. Top dışarıda. Ben size bir şey söyleyeyim. Gerçekte Türk gücü... <laughs> ...Süper Lig'de şey... ...Bundesliga'da olsa... ...her maç... E, ...illa buralarda bir kırmızı formalar görürsünüz. Livakovic ...verdi pasını. Hamas... ...şimdi Livakovic'te top tekrar. Hamas... ...hata yaparlar mı? Emrecan... ...Emrecan'ı da ilerleyen dönemlerde almayı umut ediyoruz ya. Şu takım bir oturtalım da... ...yavaş yavaş Almanya'daki... Ay, genel olarak Avrupa'daki gurbetçi iyi oyuncular tabii ki. Toplamaya çalışacağız. Hamels. Bellingham. Sol tarafta pas. Ristich. Aman diyeyim. Ay o çok iyi vurdular ya. Zımba gibi kafa vurdu şerefsizim. Hamels. Bellingham. Tek top çok güzel. Ristich orada iyi bir markaj yapabilse güzel olacaktı da. Baksana ne olduğunu Williams anlamadı bile. Şunu bir tutun. Fres yapalım. Markaj değil de. Livakovic. Hamas'la başladı. Emrecan. Şimdi Samuel'de top. Dikine gitti Samuel. Verdi pasını. Sağ tarafa doğru. Yine bir ortamı. Samuel açı dar. Top dışarıda. Biraz daha toplar acaba Burak'a uzunmazsak. Livakovic uzun oynadı. Emre Can'a isabetli. Isaac Bellingham uzun bir top. Haaland çok iyi kaçtı yine. Affetmedi. Haaland'ı tut demesi kolay da nasıl tutacaksın işte. Sıkıntı o. Ristic aldı topu. Uzun oynadı. Orada bırak yok. Bellingham. Isaac. Haaland. Justin. Güzel müdahale. Hadi Williams ya. Vallahi takım alır, alıp sırtlayacak dedik. Varla yok arası bir performans. Chadli. Uzun top. Sağda Valkut. Valkut sağ taraftan gitti. Ver arayı. Ya ver arayı ya. Allah'ım ya Yine Valkıt top. Atak bitti. Livakovic. Hummels. Bellingham. Justin. Verdi kısafasını Aize'ye. Yine Haaland. Tutulamıyor. Serdar. Bazunu'dan iyi bir kurtarış. Bir oyuncu onu birebir verelim ya. Kimi verelim? Onunla baş etse etse Serdar edecek gibi gözüküyor. Şunu bir tut ya. Valla 49-51. Topla oynamada çok kötü değiliz. Valkut orada bir Arap atsaydı belki 3-2 yapabilirdik. Jimmy. Sol tarafta Ristich. Haydi aslanım. Uzun bir top. Burak Yılmaz affetme. Hadi be. Olsun olsun pozisyonlarımız var. Bazunu. Sadık. Ver sağ tarafa. Nangolan uzun bir top. Valkıta doğru. O da uzun oynadı. Valkıt sana daha az riskli pas at diyeceğim aslanım. Ya bazen de güzel paslar atıyor da. Bazen işte. Atamadığı zaman da biz yiyoruz. Ristich, Shadley, Jimmy uzun top. Burak orada biraz omzunu çıkardı. Isaac Şadi tek top. Burak haydi aslanım. Burak aşırtma. Hadi be. Çok iyi müdahale. Bir aşırtma da sen yap be Burak be. Ristic. Kesti Jimmy. İlk yarının skoru 3-1. Yumruğumuzu sıkalım. İlk yerde yeteneğinizi sahaya yansıtamadınız. İkinci yarıda güzel bir şeyler yapın. Samuel köşe vuruşunu kullandı. Dört mü geldi? Dört geldi. Haaland'ı tutamadık. Üç, 3 stoperle bir tane forvet tutamadık. Tutulmuyor abi. Yapabileceğimiz bir şey yok. Birebir verdik. Markaj dedik. Şart dedik. Curt dedik. Yine olmadı yine olmadı. Ristich taş atışını kullandı. Nereye? Serdar da top şimdi. Bak Serdar hemen orada yanında. Kanatlarımızı değiştirelim bence. Ristich, Nangolan. Tekrar Ristich'te top. Nangolan kaptırdı. Haaland yine yardırıyor. Rüzgar gibi esti yine Haaland. Haaland. Of bu artık şova giren ya. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Biraz daha defansı toparlayıp öne alalım dedik ama öne almanın bedeli ağır oldu. Gerçi her yerden atıyor ki. Yani. Bir gel buraya. Florian gelsin. Gerçi Alexis şimdi biteyim diye başlar ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bellingham. Tekrar Bellingham'da top. Samuel Emrecan Bellingham Verdi arayı Isaac 6-1. Bir birden sonra umutlarımız yeşermişti. Sonrasında çok ağır bir maç geçirdik. Brandon Williams kırmızı ile oynuyor. Belki de hakikaten sol tarafta oynaması gerekiyordur ama asıl mevkisi sağ gözüküyor. Haaland. Witzel. Arka direk. Bir de o Legunlarla kavga ettik. Hafta arası geldi dedi ki vay efendim sen niye Williams'ı sol tarafta oynatmıyorsun diye. Kardeşim asıl mevkisi sağ. Vay efendim solda oynayacak. Ya oynatmıyorum solda molda dedim. Bir daha kiralarken iki defa düşüneceğim diyor. Kaç defa düşünürsen düşün. Al on defa düşün. Yedi tane yedik zaten. Oh be altıda kurtulduk bari. Evet Acı çektiğim, acı çektiğimiz bir maç oldu. Valla performansınızdan ötürü suçlayamam. Olur böyle şeyler dedim. Evet. Acı bir yenilgi. Futbolun içinde bunlar da var. Türk gücü resmen aşağılandı. Unutmayız. Bugün unutmayız. Ferit meselesi reddedildi bir daha teklif ediyorum reddedildikçe bir daha teklif ediyorum transfer döneminin bitimine birkaç gün kaldı görüyorsunuz reddetti bir daha teklif ettim son birkaç gün içerisinde fikrini değiştirir diye umut ediyorum kadromuz böyle olacak gibi ne kaldı geriye 225 bin euroluk bir aslında maaş bütçemiz var. O parayı forvet harcamak istiyoruz. Orta sahayı yine iyi kötü bir şekilde hallettik gibi. Bakalım ya elimizden geleni yapacağız. Son maçımız kupa maçı. Biraz şurada bari e, Nürnberg maçıyla moral depolayalım. Sıradaki son maçımızda rakibimiz Nürnberg. Transfer dönemi bitti. Ne yazık ki Parrot Nice e, kiralık olarak transfer oldu. Bin defa teklif ettim. Bin defa red yedik. Aklımdasın aslanım. Şimdi en çok e, maaş harcayan kulüp 235 milyon euro ile Bayern Münih. En az maaş harcayan kulüp e, 5 milyon euro ile biz. Şu ikisi tam olarak gözükmüyor. 26 milyon euro Freiburg. Bence harcadığımız paraya kıyasla şu an gayet iyi gidiyoruz. 10. sıradayız. E, rotasyon kadrosuyla çıkacağız. Biraz nefes alalım. Çocuklar da nefes alsın. Kupadan biraz gelir elde edebilirsek bizim için iyi olur. White diyelim. Gökay gelsin. Yunus gelsin. Ondan sonra Cima. E, bir tane kaleci kiraladık. Yedek kaleciye ihtiyacımız vardı. Maaş olarak en düşük olanını seçtim 145 bin euro ara transfere kadar bizi götürsün yeter ne olur ne olmaz zaten profil Allah düşünmesin diyecek şekli şekilde Evet kadro bu şekilde gidelim artık Ne diyelim? Biraz daha rahat olalım ya. Her maç baskı, her maç baskı olmasın. Eller cepte diyelim. İyi şanslar çocuklar. Sahaya çıkın ve sonuç alın dedim. Çok fazla yüklenmek istemedim oyunculara. Zaten ikinci lig takımı. Biraz daha pozitif oynayabiliriz herhalde. %61'i 39. Diaz. White. Tekrar Diaz'la top. Sol taraftan Varesi'yi gördü. White. Florian. Uzun bir top. Burak'a doğru. Burak erken bir sarı görmüş. Şimdi kaleciye geri döndüler. Güzel paslaşmalar. Yavaş yavaş sağ taraftan şimdi atar kalkacaklar. Uzun bir top. Arekany'e. Sadık'tan iyi bir müdahale. Diaz. Burak, kafayla indirdi orada kimse yok. Baya hızlı paslaşıyorlar. White aldı. Top tekrar rakipte kaldı. Birazcık topla oynayalım ya. Vallahi hücumu unuttuk. Evet. Burak. White. Serdar Gökay. Şimdi e, Florian'da top. Aldı ilerledi iyi gitti. Verdi fasını. Orada Yunus'a gelmedi top. Şimdi Dias'ta. Sol taraftan aldı ilerliyor. Bares'i biraz içeri kat etmesi lazım. Boşa çıkarsa Gökay. Uzun bir top Burak. Hadi be. Offside. Başarabiliriz çocuklar dedim. Tavares, Yunus Akgün, Florian, sağ tarafa doğru Burak Yılmaz'da top. Burak topu iyi sakladı, White'a bıraktı. White, şimdi Sadık'ta. Bir an için çok riskli bir fas oldu diye düşündük ama. Bazunu, Florian, Tavares, Yunus. Sağ taraftan aldı Yunus, iyi ilerledi. Dikine gitti, Yunus içinden geçti. Yunus! Az farklı dışarıda. Evet, Varesi'den büyük umutlarımız vardı ama hiçbir şekilde takıma tempo katan bir isim değil. Biraz orada biraz hayal kırıklığına uğradım ben. Ne diyelim? Parmakla işaret et. Bugün kaybedecek hiçbir şey yok. Sahaya çıkın ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Florian. Arka direğe doğru kesti Serdar. Şanssız bir an. Kale vuruşu kısa kullanıldı. Mül. Uzun bir top. Sadık. Vallahi kupa da eğlensek. Çok üzülmem. Mümkün olduğunca maç temposuna ihtiyacımız var. Derken Burak golünü attı. Burak Yılmaz'dan ikinci gol. Haydi aslanım benim. Ne varsa sende var. Kapı yokluğunda sana çok ihtiyacımız var. Gökay. Güzel topuk. White'dan uzun bir top. Baras'ı indirdi. Güzel bir bitiriş Burak Yılmaz'dan. Onu da antrenman kursuna gönderdik. Paslaşarak gir diyor bakalım biraz daha kanatlara doğru gidelim. Kanatlardan oynayalım. Evet deplasman avantajı bizde. Tavares. Taç atışını kullandı Florian. Tekrar Tavares de top sağ taraftan aldı. Tavares ilerlemeye devam ediyor. 2 gelir mi? Çevir içeri. Yunus, vur ona Yunus. Aslanım benim be. 2-1. Türk Gücü geri döndü. Of be. Şimdi dinlendireceğimiz oyuncular kimler? Jimmy Gel. Onun dışında valla golümüzü attık gibi ama yedeklerin çok fazla dinlenmesine gerek var mı? Hadi gel bakalım Muzaffer. Birazcık da olsa oynasın. Tavares sağ taraftan aldı. Güzel gitti. Tavares o güzel omuz atmış orada. Yunus iyi kontrol, iyi bitiriş. Türk gücü 2-1 önde. Florian kısa oynadı. Jimmy kaptırdı topu. Şimdi Tavares de top tekrar. Biraz hızlı. Gittikçe orta sahaya yerleşiyorlar çünkü. Yunus'a gelmedi top. Löve, Dembele. Uzun bir top 40 metre. Tavares, Jimmy, o top bizde mi değil. Şimdi yeniden oyun kuracaklar. Araya güzel bir top Tosatti, Bazunu iyi kurtardı. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin aslanlarım. İçeri doğru kestiler, arka direkte Serdar kafayı uzaklaştırdı. Dembele, sol taraftan aldı. Tavares taç atışını kullandı. Florian Tavares. Verdi pasını Gökay. Dembele sol taraftan aldı. Dembele rakibe çarptı. Florian. Ver arayı. Güzel. Yunus Akgün arayı gör. Yunus dikine güzel gitti. Gökay. Verdi pasını. Hadi be. Muzo bir gol desen at Muzo. Diaz. Hoppa. Hocam. Hocam. Kasaprio'nun'a lütfen bölümden döndü çocuk. İşte bu kadar. Türk gücü 1-0 e, mağlup başladığı maça 2-1 galibiyetle bitirdi. Tebrik ediyorum sizleri. Bize şans tanımasalar da e, maçı kazandınız. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Oo beyler. Kupa gelirinin şakası yokmuş ya. 358 bin euro vallahi ilaç gibi geldi. Tam yavaş yavaş şeyler bitiyor derken gişe hasılatı da 500 bin euroya yakın. Oh be. Biz bu kupayı asılalım ya. Tabii lig, lige tutunmak şu anda her şeyden önemli de. Kupa gelirleri de önemliymiş. Evet 10. sıradayız. Vallahi lige yeni çıkmış bir takım için hiç fena değil. Gladbach 3 puan beyler. Ortalık yangın yeri ben öyle söyleyeyim size. Tam bir kurtlar sofrası. Yine bir çıkış yakalarsak çok zor üst üste iki maç oynarız. Yani şunu kabul etmek lazım. Bayern Münih bir de üzerine Dortmund tabi şuraya kadar bakın. Vallahi altısından beri nasıl bir Ağustos geçirdik bilmiyorum. 3 günde 4 günde 3 günde 4 günde bir maç. Şurada biraz daha Eylül ayında rahat edeceğiz gibi. Bu niye böyle yapmışlar bu kadar ya? Baksana Aralık'ta bir tane maç. Hayırlısı olsun diyelim. Vallahi çok ilginç bir bölüm oldu. Önemli oyuncular ka kaybettik. Kapanneyi kaybetmemiz bizim için çok ağır oldu. O arada Burak Yılmaz'ı kazandık. Buldum affetmiyor. Bizim de istediğimiz bu zaten. Antren antrenman kursuna da gönderdik. Antrenörlük kursuna da gönderdik. Hücum teknik antrenör olacak büyük ihtimalle. Kararlılığı yüksek. Kararlılığı burada 15 ise... ...büyük ihtimalle çok iyi bir antrenör olabilir. Çünkü kararlılık personelin gelişme özelliğini gösteriyor... Personelin başarılı olmasını sağlayan zihinsel arzusu. Bu oyuncunun zihinsel yaklaşımına koştuk yapmak için koştuk niteliği değil, personelin kendi kendini daha iyi getirme yönündeki doğuştan hareketidir. Yani kendini geliştirme eğilimi antrenörlük olarak yüksek. Bir taraftan oynasın, bir taraftan kendisini geliştirsin. İnşallah Türk gücünde kalıcı olur. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.